Türk tarımına yenilikleri sunan Alparslan Tarım'ın sunduğu Tarım Masası devam ediyor. Sevgili seyirciler, tekrar beraberiz. Sevgili Mahmut Eskiyörük'le Türk tarım ve hayvancılığının kurtuluş reçetesi nedir? Kooperatifleşme nasıl olmalı? Bunları konuşmaya devam ediyoruz. Reklama gitmeden önce devletin tarım politikası devlet politikası haline nasıl gelmeli? Devlet politikası nasıl altı doldurmalı? Bunu söyledim ama sevgili Mahmut Eskiyörük'e de şimdi önünüzdeki resimleri de görüyorum. Elinizde bir proje var abi. Geçen sene de ben size davet ettiğimde yine aynı projeyi göstermiştiniz. Hedeflenen projelerimiz diye. Şimdi arkadaşlar ekrana da verecekler o resmi. Bu resmi daha hala hayata geçiremediniz mi abi? Her yerde gösteriyorsunuz. Hatta bunu Afrikalılar da örnek almışlar. Bu çalışmayı Türkiye'deki yetkililer göremediler mi? Vallahi ben mi anlatamadım? Anlayamadılar mı? Anlamış değilim. Recep Bey, bunu ben tam 8 yıldır anlatıyorum. Şimdi nedir bu? Bakın, şu an köylerimiz bir adını mali yaptılar. Ya bu köylü, evet, ne yaptı ki bu, yani mali yapanlar neden mali yaptılar? Yani ben köylü olmakla gurur duyuyorum, onur duyuyorum. Yani kimler rahatsız oldu köylü olmaktan? Yani şu an zaten bir an önce onlar, benim çok önerilerim var. Birisi de bu. O tabelalar yine köy olarak dikilmeli. Ben mahalle olarak kabul etmiyorum onları. Onlar köydür. Ben hala köy diyorum. Evet. O köylüyle de biz bu ülkenin sahibidir onlar. Bu ülkeyi en çok sahip çıkan, işte bakın, Afrin şehit olan çocuklarımızın analarıdır, babalarıdır onlar. Üretip sizin karnınızı doyuran insanlardır. Onun için kimse köylü olmaktan rahatsızlık duymasın. Şimdi şu an köylerimizde insanlar 3-5 tane inekleriyle yaşıyorlar. Tavuklar, köpekler, böyle köy hayatı bu. Ama o hayvanların dışkıları, getirdiği koku var, pislik var. Yani köylerimiz gerçekten yaşanır dedi. Dedim ki ben, ya bu meralar var. Mera vasfını yitirmiş. Hı hı. Hazine arazileri var. Atıl durumda. Bunları verin kooperatiflere, birliklere, tahsis edin bize. Oraya, hani o entellere, dantellere verdikleri paralar var ya, hani hayvancılık yaptığı, o paraları buraya harcayın. Oralarda site şeklinde hayvan barınakları yapalım. Bu resmi tekrar bir verelim arkadaşlar ekrana. Köyün içindeki hayvanları taşıyalım oraya. Köylerimiz pırıl pırıl olsun, tertemiz. Burada gördüğümüz gibi seralar orada var. Orada bizim bir ortak sahmanı yapalım. Veterinerlik hizmetini biz verelim kooperatif olarak. Herkes gelip hayvanlarını kendisi beslesin. Sonra hem onların çatıların güneş paneli koyalım, hem de hayvanların dışkısından enerji elde edelim. Biyogaz. Oraya bir sera yapalım. Köyün kadınları, kızlar da orada sebze yetiştirsin. Orada verimlilik artsın, kalite iyileşsin. Onlar birlikte pazarlayacakları için ürünlerin pazarlama sorununun çözülmüş olsun, güvence altına alınsın. Köylerimiz pırıl pırıl olsun. Bu insanlar para kazansın. Recep Bey, ben bunun adına bizim çiftlik dedim, anlatamadım. Sonra ineklerin tokis dedim. Daha neyse bu. Ya ben bunu 8 yıldır anlatıyorum. Bakın diyorum, bu Türkiye'yi kurtaracak bir projedir. Yani yapısını bozmadan Anadolu'nun yaşatacak. Yani mevcutu, ben her şunu söyleyeyim, mevcudu değiştirmeyin, mevcudu iyileştirelim, geliştirelim, modernize edelim. Adını yani yanlış koymuş olabilir misin abi? Hayır. Adını mesela Çiftlik Bank yapsaydın olmaz mıydı? Ya biri çıktı, bakın ben köylümüzü kurtarmaya çalışıyorum. Kendi şahsım istemiyorum bunu. O insanların lokmasını büyütmek için kavga veriyorum ben. Onların yerinde yurunda mutlu şekilde yaşamalarını ve üretmelerini sağlamak için proje ortaya koyuyorum. Yıllardır gitmediğim yer kalmadı. Ki Tire'de bizim harika meralar var. Bu iş, bunun yapılabilecek hazineler var. Bana yer tahsis edilmedi. Ya çocuğun biri çıktı, Çiftlik Bank diye bir şey oldu. Çocuk Türkiye'de desteklendi. Ya dolandırıcılar, bu insanı, tamam mı, bunları kandıranlar, Türkiye'ye sahip çıktı. Adam trilyonları vurdu gitti. Arkadaş, ben mi anlatamadım, ben mi beceremiyorum, anlamış değilim. Yani bakın, Türkiye kurtaracak bir proje bu ya. Köylümüzü işte kurtaracak bir proje bu. Ya Sayın Fakıl Baba'nın bir projesi var. Örnek köy projesi. Bunu da ben bilemiyorum. Bakın Recep Bey, heyecanlıyım. Bakın, ben heyecanımı kaybetmedim. Ben inatçı bir ruhum var yalnız. Türkiye bunu kabul ettireceğim ben. Benim adım Mahmut Eskiörük. Türkiye eninde sonunda kooperatifleşmeyi, Türkiye'nin devlet politikası halini getirecek. Başka türlü
Bakın bu insanlar kendilerini koruyamazlar. 3 tane 5 tane yine olan bir kişi istediği kadar akıllı olsun, zeki olsun, yetenekli olsun kendini koruyamaz. Bu insanları biz bir araya getirirsek, kooperatif yapabilirsek o insanları biz yaşatabiliriz. Başka türlü eli çantalı birileri gelip bunların hepsini alacaklar. Bakın Anadolu'yu dolaşıyorum. Yürekler acısı Anadolu'nun durumu. Geçen hafta Samsun'un köylerine gittim. Bir tek genç kalmamış. O insanlar böyle karamsar vaziyette, hepsi yani dünyaya küsmüşler, umutsuzluk içinde. Hepsi böyle bir kurtarıcı arıyorlar. Kendilerine şunu söyledim ve Türkiye'deki köylümüze şunu sesleniyorum. Bir kurtarıcı beklemeyin dedim. Sizi ancak siz kurtarırsınız. Sizi sizden başka kimse kurtaramaz. Bunun da çözümü birlikte çalışmayı, birlikte üretmeyi, birlikte pazarlamayı öğreneceksiniz. Yoksa hiçbiriniz kalmayacak ki kalmamış zaten. Gençler terk etmiş. Şimdi de kentte sıkılan iş adamları, apartmanda artık insanlar hani beton yığını sıkılanlar oralara hobi çiftliği kurmaya giriyorlar. Arkadaş çiftçilik tarım hobi değildir. Bizim ekmeğimiz de orası. Yazıktır. Bakın üretim alanları birilerinin sayfi yerine olmuş artık. Yani haline getirmeye çalışıyorlar. O insanlar da oradan para kazanmayı düşünüyorlar. Bakın bir taraftan belediye başkanları verimli alanlara durmadan binalar dikip işgal ediyor. Gelecek kuşağa ihanet ediyoruz. Ya biz tarımın daha önemini anlamış değiliz Recep Bey. Bakın dünyanın geleceği tarım. Bakın tarım olmasa bu insanlar aç kalır. Nüfus artıyor. Yeraltı sularımız her geçen gün kesiliyor. Sulu tarım alanlarımız azalıyor. İklim şartları değiştiğinden dolayı şu an verim düşüyor. Toprakları bilinçli kullanmadığımızdan yanlış gübrelemeden dolayı her geçen yıl verim düşüyor. Bakın dünya gittikçe artık açlık tehlikesiyle karşı karşıya kalmış bir durum var. Gıda her geçen gün dünyada en önemli sektör olmasına rağmen daha da artıyor önemi. Bu ortada iken Türkiye'de müthiş bir potansiyel var tarımsal üretime yönelik. Ya tarımı biz hiç önem vermiyoruz ya. Ya bizim aslında en önemli bakanlık Tarım Bakanlığı'dır. Ya oturup biz bütün gün tarımı konuşmalıyız. Bu ülkenin tarımdan başka kalkınma şansı yok. Tarımın da kooperatifleşmeden başka piyasa düzeni sağlanma şansı yok. Yok. Peki şöyle neden yok biliyor musun? Şirketler bu işi para kazanmak için yapıyorlar. Bilançolarını her yıl çıkarıyorlar. Karını zararını. Para kazanırsa adam devam ediyor. Hatta işletmesini büyütüyor. Hayvanlarını çoğaltıyor. Para kazanamazsa kestirip bırakabilir. Ama benim köylümün tarımdan vazgeçme gibi lüksü yok. Onun yaşam biçimi o. O hesap tutmaz. O üretmeye devam ediyor. İyi de olsa kötü de olsa ama ne yapıyor kötü olduğu zaman gidiyor bankalardan kredi alıyor. Ondan sonra yazık bütün emeği, bütün çabasının sonucu kazandığı para bankalara gidiyor. Köşe başına kurulmuş bankalar gidiyor, tefecilere gidiyor. İşte biz onları o tefecilerin yerinden kurtarmak istiyorsak onları kooperatif yapmak zorundayız. Bu devlet politikalarıyla mümkün. Ha diyorlar ki her yerde nasıl bulacağız o işi yapabilecek adam. Bulunur Recep Bey. Bakın iddialı konuşuyorum. Süte benim çabalarımla kooperatifleriyle satanlara daha fazla prim verir diyerekten bakanlığı ikna etmiştim. Ama süt tüccarlarının bunu karşı çıkması ağır bastı. Tekrar geriye döndüler biliyor musunuz? Bu teşvik politikalarla oldu. Tarım Bakanı dese ki ürününü kooperatifle domatesini, biberini ne olursa kooperatifi kanalıyla pazarlayanlara ben destekleme primi vereceğim dese veya KDV indirimi sanayici dese ki ürününü kooperatiflerden alanlara ben KDV indirim yapacağım dese yani böyle teşviklerle özendirebilir kooperatifçiliği. Ve o halk da üretici de çıkarı olduğu için, menfaati olduğu için o kooperatiften en iyi başkanı arar bulur onlar. Ama eğer o kooperatif olmaktan menfaati yok ise o üreticinin hiçbir menfaati yoksa genel kurulda gitmiyorlar. O zaman da orada olur olmaz insanların eline düşüyor o kooperatifler. Ondan sonra diyoruz ki kooperatifler işte bakın kötü yönetiliyor. Hayır. İyi yöneticiler oraya gelmişsiniz sadece politikalar üretmemiz lazım. Yani ne yaparsanız bu politikalar. Bak bu ülkenin bir kere ben bunu kabul edemiyorum. Bırakın her bakanlığın, her hükümetin bir kere Türkiye'nin koşullarına uygun, yapısına uygun, coğrafi konumuna uygun, geleneğine, kültürüne uygun bir tarım politikası oluşturmalı. Oturulmalı, tartışılmalı. Bir arama konferansı düzenlenerek artık o kalıp olmalı. Bırakın bakan diyeceğim hükümet dahi değilse o politikaları sürdürmeli. Böyle onun aklıyla bunun aklıyla deneme tahtası değil bu ülke.
O kadar kaynaklar, bakın benim bir sözüm var. Bunu ben altını çizerek söylüyorum bunu. Tarım Bakanımızı söyledim. Hı hı. Sayın Bakanım dedim. Ben çiftçiye para veren değil, para kazandıran bir Tarım Bakanlığı istiyorum. Benim çiftçim sadaka istemiyor. Benim çiftçim yardım istemiyor. Benim çiftçim para kazanmak istiyor. Niye gideceğini bilmek istiyor. Ürettiği ürünü satabilir miyim diye endişesi olmayan bir gelecek istiyor. Güvence altında olmak istiyor. Tarımı bir güvence altına alacak bir tarım politikası. Yoksa yardım etmek, işte zamanında 2x100 adı altında 2 saatten düve dağıtıldı 10 yıl önce Türkiye'de. Nerede o düveler şimdi? Bulamazsın yerinde. Yok kentten köye göçün, para vereceğim. Ya bırakın kenti gidenlere. Recep Bey, elimizdeki parayla biz köydeki gençlerimizi tutma harcayalım. Bundan sonra artık gençlerimizi, bakın Tire'de artık gençler, Tire Süt Kooperatifi güvencesinin yarattığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sütünü almasının yarattığı güvenceyle artık gençler baba mesleğine sarılmaya başladılar. Yani Tire'de bekar gençlere kız veriyorlar mı? Evet, veriyorlar. İşte mesele bu. Kadar basit. Çünkü güvence altında. Yani ben tüm programlarda söylüyorum. Diyorum ki eğer sizin köyünüzde gençlere kız veriliyorsa tarım iyi yolda. Bu kadar eğer basit. Kızlar verilmiyorsa gençlere asgari ücretle şehirde gidip asgari ücretle çalışan evlenmek için oralara gidip çalışıyorlarsa tarım şöyle, iyi yolda değil. Şunu bakın iddia ediyorum. Gidin bir ilkokula. Bir köyde. Bakın gelin bir köyde ilkokula gidin. İlkokulda bütün çocuklara sorun. Büyüyünce ne olacaksın? Doktor, subay, mühendis, kimi erkekler futbolcu olacağım der. Bir tek ben çiftçi olacağım diyen çocuk bulamazsınız. Bulamazsınız. Bakın ne hale getirmişik biz tarımın çiftçiliği. Ve o çocukların çünkü annesi diyor oğlum oku çiftçilikten kurtul. Oku adam bizim ol diyor. Baban gibi bakın, sürünme bizim diyor. Bizim köylümüz çiftçimiz çocuğunu daha bilinçli çiftçi olsun diye okulu göndermiyor. Çiftçilikten kurtulsun diye. Böyle. Halbuki dünyanın en asil en önemli mesleği çiftçilik bugün. Neden biz tarımı bugün bu hale getirdik? Bir de tarım kadar bünyesinde yan sektörü barındıran bir sektörü yok. Bütün sektörlerin anası babası benim sözlerim vardı. Çiftçinin para varsa herkeste para vardır. Bırakın diyorum ben esnafın sorunlarını. Esnafın sorunlarını konuşmayalım. Çiftçinin sorunlarını çözdünüz mü? Çiftçi para kazandı mı? Esnaf da para kazanıyor. Abi olayı bir şu bölümünü toparlayayım. Senin o meşhur sözlerini şimdi seyircilerimizle paylaşacağım. Şimdi Büyük İsrail Projesi diye bir proje var. Herkes bunu söylüyor da Büyük İsrail Projesi. İsrail dediniz. Bakın İsrail dediniz çok özür diliyorum. Gittim İsrail'deki kibusları gördüm. Hani ya İsrail gibi bir ülkede bakın onlar bile kooperatifçilik kibusları belki duymuşsunuzdur. Ortak işle ortak çalışmayla insanlar mutlu. İnsanlar mutlu. Benim için önemli olan bu. Bu insanlar mutlu olması, bunun adı ne olması önemli değil. Yani kooperatifçilik öcü değil. Yani kooperatifçilikten neden korkuluyor bunu anlamış değilim ben. Neyse buyurun. Ya Büyük İsrail Projesi'nde ne var diye insanlar bunu ne kadar merak ediyor bilmiyorum. Ama ben buradan sevgili seyircilerimizle sesleniyorum. Lütfen Google denilen bir şey var ya herkesin her şeyi bilen Google. Google'a yazın Büyük İsrail Projesi'nin hedefi nedir diye. Büyük İsrail Projesi'nin en önemli hedeflerinden birisi dünyada gıda üretimini ele geçirmek. Su kaynaklarına sahip olmak. Şimdi biraz önce dediniz ki ya dünya gıdaya, tarıma önem veriyor, önem veriyor. Biz neyi bekliyoruz? Bizde hala tarım doğru anlaşılmıyor. Türkiye'de tarımın önemi bizi yönetenler tarafından kavranmıyor dediniz. Altına imza atıyor. Hatta neden? Bizim çiftlikle ilgili yarım kaldı. Meralar hani verilmedi ya. Şimdi çıkarmışlar meraları kiralama. Onu ayrı bir başlık olarak geleceğim abi. Şunu bir tamamlayayım. Onu bir başlık olarak geleceğim. Sevgili seyircilerimizden de rica ediyorum. WhatsApp'tan soru sorabilirsiniz veya düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz ama arama yapmayın. Arama yaparsanız canlı yayında bakamıyoruz. Türkiye'de tarıma önem verilmesi için biraz önce devletin tarım politikalarında ne olmalı bunları da konuşacağız demiştim. Türkiye'de bir kere Tarım Bakanlığı ister seversiniz ister sevmezsiniz. İyi bir adamdır, kötü bir adamdır. Ama Tarım Bakanı tarımdan anlamalı. Tarım Bakanı maalesef bizim
doktor. Gelen yorumların da büyük bir bölümü biz Tarım Bakanı'nı istemiyoruz. Doktordan Tarım Bakanı olmaz deniyor. Bu bir. İkincisi çiftçimizin şu andaki iklim şartlarına bakarak en çok ihtiyaç duyduğu olay sulama. Siz sulamayı ve su kaynaklarını özelleştirme metodu altında özelleştirirseniz, böyle bir açılım yaparsanız çiftçi özel sektör ne yapmak ister abi? Daha çok para kazanmak ister. Siz tarımın su kaynağını özele verirseniz çiftçilerimize en büyük darbeyi de buradan indirirsiniz. Üçüncüsü, çiftçinin kolay ulaşabileceği enerjiye sahip olması lazım. Eğer siz bu enerjiye yatçılara verdiğiniz gibi çiftçiye destek vermezseniz dünyanın en pahalı mazotuyla tarımsal ürünler yetiştirmeye çalışırsınız. 300 koyun projesi dedik. Köye dönene şunu vereceğiz, bunu vereceğiz. Sayın Fakı Baba her gelen yazıyı okuyor. Her gelen projeyi tamam diyor. İşte bizim reçetemiz bu diyor. Hemen kameralar karşısına çıkıyor. Şunu yapacağız, bunu yapacağız diyor. Şimdi ben size soruyorum. Siz köylüsünüz, çiftçisiniz, hayvancısınız. Eğer sizin 18 yaşında bir çocuğunuz olduğunu düşünün veya 15 yaşında. Siz bu çocuğa ne verirseniz bu çocuk köyde kalır. Sosyal bir alan oluşturmazsanız, köyde internet dahi bulamıyorsa, köyde okul yoksa, köyde kütüphane yoksa, spor yapabileceği bir merkez yoksa, bir halı saha yoksa, 300 koyun için mi bu insanlar köyü terk ettiler, yoksa bu sosyal açlıktan dolayı mı köyü terk ettiler? İlk önce bir teşhisi koymak lazım. Siz köyde yaşayanlara ne verdiniz? Şu anda ne bekliyorsunuz? Devlet adına size soruyorum. Evet, bir kere bir Çin atasözü var. Yine burada çok oturacak yerine. Bir insana iyilik yapacaksan balık verme, olta ver, balık tutmasını öğret demiş Çinli. Biz şimdiye kadar balık vermekle bir şey kazanamadık. Biz köyümüzü bir kere önce şunu iyi tespit etmemiz gerekiyor. Neden gençler köyünü terk ediyor? Benim için birinci sırada çiftçiliğin güvenceli bir meslek olarak bakılma. Yani fiyat istikrarsızlığı. İki ay sonra sütün kaç para olacağını kimse bilmiyor. İşte bakın 5 ay önce sütün başında kavga vardı. Kavga vardı. Piyasada fiyatlar alevlenmişti 5 ay önce. Bugün süt bırakmalar başladı. En büyük Konya'da oldu bu. Ben de gittim Ankara'ya. Bakanlığı iki defa gittim. İşte tozlaştırma projesiyle yine Konya'daki üreticiyi kurtarmak için Konya'ya 800 ton günde süt tozlaştırma için kota verildi. Üreticiyi kurtarmak için. Bakın Türkiye'deki istikrarsızlık, bakın 5 ay önce de süt yetmiyor. Şimdi süt fazlalığı var. Şimdi böyle istikrarsızlığın olduğu, plansız üretimin yarattığı bir ülkede gençlere nasıl kalsın? Bir kere köylere bakın, harabelik dediğiniz gibi bir sosyal yaşamı olsa gençlerin, çiftçilik, baba mesleği çiftçilik, onu her yıl para kazandıracak, emeğinin karşılığını kazandığı bir ortam olsa ve yarınlar korkusu olmasa, niye terk edip de kentlerde o rezil olsun o gençler? Biz kaynaklarımızı oraya harcamıyoruz. Yalnız şu var, Tarım Bakanımızla ilgili söylediğinizi ben şöyle bir iyi tanıyorum Tarım Bakanımızı. Bir kere Tarım Bakanımız çok doğru bir insan, iyi bir insan, halk adamı. Evet, tarımı bilmiyor. Recep Bey, bakanın tarımı bilmesi çok önemli değil. Yönetmeyi bilmek yeterli. Ekibi sağlam olursa, eğer kendisi bilmeyip tarımı bilen bir ekip oluşturursa başarılı olur. Şimdi bakan geldi, belediye başkanının koltuğa oturdu. Kendi ekibiyle de gelmedi. Ekibi de yok. Şimdi daha yeni yeni ekip oluşturmaya çalışıyor. Bakın kim yeni oluşturuyor? Bakın yani bir de şu var. Türkiye'nin en büyük sorunu bilmediğimiz bilmemek. Recep Bey, tarım yaşamadan tarımla ilgili çok doğru bir teşhis koyamazsınız. Bakın tamam. Tarım yaşamak gerekiyor. O zaman tarımı bilmek bakın, gerekiyor. Tarımı bilmek kitaptan okuyarak olmaz ama. Olmaz tabii. Hani ben hep söylüyorum, mecliste çiftçi yok diyorum. Yok. Var ya diyorlar ziraat mühendisi. Bakın ziraat mühendisi çiftçi değildir. O tarımı bilendir. Ama tarımı yaşamadan, canı yanmadan, o çileyi çekmeden, o zorlukları yaşamadan o duyarlılığa sahip olamazsın. O insanlar için kavga veremezsin.
o insanlar için kavga vermenin için o güneşin altında elini kürekle veya tırpmanla ot biçmen gerekiyor. Senin ki o çileyi çekmen gerekiyor. O ineğin tekmesini yemen gerekiyor. O tozun içinde traktörün üzerinde çalışman gerekiyor. O ancak o zaman o kavgayı verebilirsin o çiftçiler için. Öyle mektepte okumakla tarımcı olunmuyor. Şimdi Tarım Bakanımız iyi bir insan, iyi beslenmesi gerekiyor. Peki bunu besleyecek olan kimdir? Aslında dünyada demokratik ülkelerde tarımsal örgütlerdir. Bakın, bakanlık tarım örgütlerine beslenir. Örgütlerin liderleri vardır, başkanları vardır. Onları çağırır, bu konuda ne yapalım arkadaşlar diye paylaşır. Türkiye'de örgüt yok. Şef Bey, tarım örgütü var mı şu an Türkiye'de? Bu bir, çok var. Bir elin parmaklarını geçmez. Kağıt üzerinde olur. Ben size sıralığı vereyim. Onlarca var. Her köyde var. Bakın onlarca var. Ama işlevsel bir durumu var mı örgütlerin? Örgütlerin şu an etkin bir gücü var mı? Yok. Yok. O zaman ama kağıt üzerinde bir sürü var. Ziraatçıları var, Haykop'u var, Köykop'u var, Süt Birliği var, Damızlık Birliği var. Etkinliği var mı? Yok. Peki bu ülke tarımını biz masaya kiminle yatıracağız? Çiftçi yok ki masada. Çiftçi olmadan olmaz. Bir kere masada çiftçi olmalı. Tabii ki karar organı bugün bakanlık ama işte onlar herhalde bildiklerini mi zannediyorlar bilmiyorum. Yani ben bakın şu an Türkiye'de tarım hayvancılığımız da tehlikede şu an. Ya ben anlamış değilim. Türkiye'de şu an süt fazlalığı var. Hala daha süt hayvanı ithal ediyoruz. Neden? Birisi bana çık bana bunun cevabını vermeli. Ha eksiğimiz olunca bile yapmamak lazım aslında. Bakın eksiğimiz varsa bile. Bakın her şey planlamadır. Türkiye'de et sorunumuz var. Et sorunun sebebi belli. Meralarımız bomboş. Terör adı altında. İnsanlar orada neymiş? Doğuda terörden dolayı hayvancılık. Hayır ben gittim Anadolu'ya dolaştım. Terör değil Recep Bey. Sömürü. Oradaki hayvan tüccarları, o insanları sömürü üretimden uzaklaştırmışlar. Oradaki üretici para kazanamaz hale gelmiş. Onların tepesinde binlerce hayvan alıp sattı. O tüccarların sömürüsü altından kurtarmamız lazım onları. O meraları doldurmamız lazım. İki, biz hoştan ırkı yapmıştık çiftliklere. Hoştan süt ırkı. Koyun etinden uzaklaştırmıştık. Bakın yapılan, bakın devlet adamlarının hata yapma lüksü yok. Bir ara hatırlıyor musunuz? Hangi yıl bilmeyeceğim. Ormanlıklara küçük baş salım yasaklandı. 3 yıl. Evet. Koyunculuğumuzu bitirirler. Ya küçük baş kesmek ister. Sonra yanlış yaptıklarını nasıl anladılar? O otlar kurudu. Adam arabasının bir izmarit attı. Yangınlar artmaya başladı. Çoğalışık otlar artık barut gibi. Ha dediler o otları yiyordu koyunlar. Yangın bu kadar olmuyor deyip tekrar serbest. Bakın bu ülke deneme tahtası değil. Koyunculuğumuzu bitirdiler. Şu an koyunculuğumuz bitti. Tavukçuluk ön plan çıktı. Sonra televizyonlar yok işte 45 günde kesilen hayvanın eti hormonludur, şudur budur derken şimdi tavuktan uzaklar. Şimdi sığır etini yöneldiler. Sığır eti de yedikleri sığır da ne? Hoştay. Hoştay dediğinde dünyanın en fazla süt yapan en az et yapan ırkı. Şimdi hayvanı çoğalsak sütü de yapacağız. Sütün ihtiyacı kadar hayvan sayısı yapacak. Etimiz yetmiyor. Şimdi simentere dönüş oldu. Ya bakın deneme, yanılma yöntemleriyle bu ülke hayvancılığı o kadar çok yaralar alıyor ki ya bunu bir kere doğru bir yol çizmemiz gerekiyor. Onun için Türkiye'nin bir kere en kısa zamanda bütün bunları masaya yatırıp peki doğru bir nereden politika... başlamalı abi? Şimdi tamam sen problemleri anlatıyorsun, neler olması, neler yapılması gerektiğini anlatıyorsun da Mahmut Eskiyörük bu ülkede tarım politikasını belirleyen bir insan olarak görevlendirildi. Mahmut Eskiyörük Tarım Bakanı olsa veya bu devletin başkanı olsa, devlet başkanı olsa tarım politikasına nereden başlarsan, neler yaparsın? Bana bir takvim versene. Benim bakan olmam gerek yok. Ya bakanlık benim görüşlerimi alsın, benden beslesin. Ben ülkeme faydalı olmak istiyorum. Benim siyasetle işim yok. Peki nasıl şekillenmeli? Nereden başlanmalı? Ya en azından bir tebliğ yayınlayacakları zaman, bir politik uygulayacakları zaman çağırıp da görüş alsalar bile bu bile yeter. Ben katkı koyarım. Yani devamlı yanlışlar yapılıyor. Çok yanlışlar yapılıyor. O kaynaklar çöpe gidiyor. Çöpe gidiyor mesela bu çok burada yine yazılarda onu düşürmüş. 65 ülkeden ne kadardı? Bir saniye onu bulacağım şimdi burada. Bakın bir kere benim
zamanımız ne kadar 62, bilmiyorum ama. 62 ülkenin çiftçisine tam 170 milyar kredi verdi. Bakın şu anda devlet birçok kredi veriyor. Mesela krediyi para vermiş. Para vermişiz. Yani Sayın Cumhurbaşkanı çıkıyor anlatıyor. Sayın Başbakan çıkıyor anlatıyor. Biz tarıma şu kadar destek verdik. Bu tarıma verilen desteğin ne kadar Türkiye'deki çiftçinin işine yaradı, ne kadar yurt dışına yaradı? Recep Bey, benim için sonuç önemlidir. Bakın ben ne diyorum? Direkt süt kooperatifi diyorum. Görevim süreci içerisinde 359 bin lira öz varlığıyla aldım kooperatife. Şu an 52 milyon öz varlığa ulaştı. 11 çalışanı vardı. Şu an 370 kişi çalışıyor. 370 kişi çalışıyor. 28 ton sütü vardı. Şu an 320 ton sütü var. 8-10 tane aracı vardı. Şu an 121 tane aracı oldu. Kat kat büyüttün mü? Benim için sonuç önemli. Benim için sonuç önemli. Şu an Türkiye'deki tarımında sonuç alıcı uygulamıyor. Demek ki doğru bir politika uygulanmıyor. Doğru bir politika uygulanmıyor. Şu an geldiğimiz her geçen gün, bakın ithalat yanlış diye ben bir yıl önceden beri sesleniyorum. Durdurun ithalatı diyorum. Bir yıl önce ithalat dursaydı, şu an o paralarımız bizde kalsaydı, üreticimizi verilseydi, şu an üretim artardı. Biz, bakın şuradan yolu başlamak lazım. Tercih, bir tarafta üretici var, Recep Bey, bir tarafta tüketici var. Şimdi biz üreticiyi mi koruyacağız, tüketiciyi mi? Ben diyorum ki, bugün tüketiciyi koruma tercih ederseniz üreticiyi öldürürsünüz. Ondan sonra artık tüketiciyi sürekli dışarıdan beslemek zorunda kalırsınız. Ama bırakın tüketici mağdur olsun. Bir yıl mağdur olsun. Tüketiciyi bir kenarda bırakın. Üreticiyi sahip çıkın. Üreticiyi biz sahip çıkarsak ardından tüketiciyi de sahip çıkmış oluruz. Bunlar bir bakın tercih meselesi. Yani üreticiyi korumadan tüketiciyi koruma şansımız yok bizim. Bu benim bir seslenişim. İkisi, bakın benim sözlerim var burada. İkisini aynı anda koruyamaz mıyız? Hayır, koruyamayız. Çünkü neden? Şu an eksiğimiz var. Nasıl koruyacağız? Eğer bugün ithalatı kesersek bugün et fiyatları yükselir. Abi ithalatı yüksel zaman tüketici mağdur olur. Olsun diyorum ben. İthalatı kesmekten ziyade şimdi üreticinin en çok şikayet ettiği olay mazot ve gübre. Diyeyim, mesela şunu söyledim bakın. Bakanlığa bir çağrıda bulundum. Adam akıllı verilse maliyetler düşmez şimdi, mi? Şimdi Recep Bey şimdi olayların bir de şöyle bakmak lazım. Yem fiyatları niye arttı bu denli? Çok aşırı 3 defa zam gelmesinin sebebi GDO tespit edildiğinde için 4 tane gemi ham madde geri döndürüldü. Bundan dolayı da fırsatçılar var. Yem fabrikaları bunu fırsat bildi. Yem fiyatları arttırdı. Peki şu an üretici bu konuda desteklenmesi gerekiyor mu? Desteklenmesi eğer desteklenmezse yem 65-70 lira olursa neler kaybeder biliyor musun Türkiye? Adam yemini azaltıyor hayvanın. 8 kilo vereceğini 5 kilo düşürüyor. Sanki yem fiyatlarını inekler arttırmış gibi. Onun şeyini inekler aşıyor. Ne oluyor? Üreme oranı azalıyor. İneklerde verim düşüyor. Üreme kabiliyeti azalıyor. Yine kim kaybediyor? Türkiye kaybediyor. Peki ne yapılmalı? Bu dönem içerisinde madem ki bundan dolayı arttı veya doların artışından, dövizin artmasından bunun da ineklerin suçu yok. Yemin çuvalına 10 lira, 15 lira destekleme kararı alsın. Ama çiftçi de vermeli onu, sanayide tamam. Değil. Bakın neler elde edecek? Tabii çiftçiyi vermeli. Ya ben hayvanlarımı yedirdim, yemin faturasını götürmeliyim devlete. Tamam mı? Çoğalını 15 lira vererek bana, yani 65 lira olan yemin ben 50 lira almış KDV olacağım. KDV indiriminde Sayın Faruk Çelik'e de ben sormuştum. Bu yanlış bir hamle değil miydi diye. Peki ne olur? Bakın kayıt dışını da ortadan kaldırmış oluruz. Kimse evet. Artık kayıt dışı yem satamaz. Evet. Çünkü her çiftçi artık benim faturamı kes arkadaş diyecek. Devlet verdiği parayı bir taraftan cebine girecek. Bakın bunlar bir çözüm önerileri. Ha bu kısa vadeli günü kurtarma politikaları. Aslında biz uzun vadeli politikalar üretmeliyiz. Onun için ben bunları hep sesleşti bulunuyorum. Mesela sizin diyorum ki, sözleriniz var. Ha. Bu sözleri bir okuyalım onun altında. Kısa onları ben... Tarımın sorunlarını çözmeden Türkiye'nin sorunlarını çözemeyiz. Sevgili seyirciler, Mahmut Eskiyörük'ün veciz sözleri bunlar. Konu başlıkları Türkiye'de aslında Türk tarımının hayvancının durumunu özetliyor. Kırsalın sorunlarını çözmeden kentin sorunlarını çözemeyiz. Bakın bunu her şeyde bir açmak istiyorum. Yani şöyle belediye başkanlarımızı aslında ben burada sesleniyorum. Daha yaşanır bir kent yapmak için en uzaktan başlayın diyorum. En uzak köyden başlayın. Eğer o kenti mesela daha yaşanır bir Konya
isteniyorsa Konya'nın en uzak köyünü eğer biz yaşanır haline getirirse Konya yaşanır olur. Eğer o kırsalı biz destek vermezsek istediğiniz kadar Konya'yı güzelleştirmeye çalışın, göçü durdurmazsınız Konya tıkanır. Yani önce oradan başlamalı. Evet. Konya'nın merkezinde değil. Avrupa Birliği ne yaptı? Avrupa Birliği dedi ki kardeşim siz bu Suriyeli göçmenleri bize göndermeyin. Evet. Biz size para vereceğiz, şunu vereceğiz dedi. Türkiye 3,5-4 milyon Suriyeli'yi tutuyor. Almanya'da, İngiltere'de, Fransa'da doğru dürüst Suriyeli yok. Adamlar Türkiye'de tuttular. Eğer siz köyden şehre göç olmasını istemiyorsanız köyü yaşanır hale getir. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Türkiye'yi İzmir'e benzetmeliyiz demişsiniz. Evet, İzmir modeli işte o anlayışta bugün İzmir Büyükşehir Belediyesi kooperatifler işbirliğiyle bir kalkınma modeli yarattı ve sonuç alındı. Bunu Türkiye'de belediye başkanlarının asli görevinin kenti güzelleştirmeyi değil kenti geliştirme olduğunu bilerek hareket etmeli. Yani belediye başkanının görevi aslında o kentin kalkınmasıdır. Bakın birinci sırada göre. Çünkü kalkınma, gelişme olunca güzelleşme zaten kendiliğine olur. Park bahçe yapmaya gerek yok. Kendiliğine olur zaten güzelleşme. Önce ekonomi. Evet. Evet. Tarımda yol haritamız tekelleşme değil, kooperatifleşme olmalıdır. Evet, tekelleşme tehlikelidir. Bu tekelleşme olduğu zaman... Hayvancılıkta var küçük, mesela tekelleşme. Nasıl rekabet edecek? Şimdi bir tarafta 30 bin başlık bir çiftlik düşün. 30 tane hayvan olan o insanlar rekabet edemez. Evet, yani evet. Bir anlamda Türkiye'de adaleti, sosyal adaleti sağlamamız gerekiyor. O küçükleri korumak için onları yok edecek büyükler yaratmamamız gerekiyor. Tekelleşme Türkiye için, dünya için tehlikeli ama Türkiye için daha tehlikeli. Yani mesela tarımda, hayvancılıkta daha doğrusu ben dilimde tüy bitti anlatmaktan. Sayın Fakı Baba daha yeni Fakı Baba'ya ulaştırmışlar. Biz et lobisinin çalışma sistemini ben defalarca program yaptım. Et lobisi nasıl çalışıyor? Türkiye'de piyasayı nasıl yükseltiyor ve kendi elindeki hayvanları nasıl yüksek bedelden satıyor diye bunu anlattım ben. Defalarca anlattım. Yeri geldiği her programda söyledim. Sayın Fakı Baba geçenlerde açıklama yaptı. Dedi ki spekülatörler var dedi. Et fiyatlarını 300-500 tane hayvanı piyasadan alarak fiyatları şişiriyorlar dedi. AK Parti hükümetleri buna izin vermez. AK Parti'nin Tarım Bakanı buna izin vermez diyerek de bir şov yaptı. Biz bunlara yol verdikleri için, işlerini kolaylaştırdığı için Tarım Bakanı'nı eleştirirken Tarım Bakanı da eleştiriyor ama Tarım Bakanı kim eleştiriyor belli değil. 500 bin tane düve getireceğiz diyor. 500 bin tane düveyi de yine şikayet ettiği o 1 milyon hayvana sahip olan et lobisine götürüyor. Ondan sonra da işte Tarım Bakanı iyi diyoruz, dürüst adam diyoruz ama işi bilmiyor. Tarım şirketler değil köylümüz yapmalıdır. Az önce anlattığımız olay. Köylümüz... Hobi değildir. Yani bir de hayvancılık hobi değil. Kimi çiftlik kuruyor, kuracak da haftada bir gün girip buzağların başını okşayacak. Evet, evinde akvaryum mesela yok öyle şey. Bir kere herkes işini yapmalı. Doktorluğunu yapmalı. Yani köylümüzün ekmeğini kimse göz dikmemeli. Evet. Aile işletmeleri mesela bundan 2 yıl önce mi 3 yıl önce mi dünya aile çiftlikleri günü mü öyle bir yılı mı öyle bir tabii şey yapılmıştı. Aile işletmeci yılıyla. Aile işletmelerin ama maalesef ülkemizde artık işte o biraz önce sizin dediğiniz o köyleri mahalle yapmak, köylü nüfusu azaldı. Artık onlar da şehir statüsünde şehirli olarak güya kağıt üzerinde biz köylü nüfusu azalttık. Aile işletmesinde mesela Tire Süt Kooperatifi'ne dediniz ki köylerde 10 tane ineği var. Bu 10 tane ineği olan veya 3-5 tane, 20 tane, 30 tane koyun olan insan çocuğuna para lazım olunca götürüyor, hayvanını kestiriyordu. Veya hayvanını satıyordu. Recep Bey, bakın bu çok önemli şu söyleyeceğim söz. Köylümüz bizim sorunumuz değildir. Onların sorunları var. Evet. Kimse köylümüzü sorun olarak bakmasın. Onların sorunlarını çözelim. İşte biz çözdük Tire'de. Tire Süt Kooperatifi olarak o köylümüzün 3 tane yine olan bizim küçük 3 tane ile geçinen insanlar var. Biz onun sütlerinin kalitesini iyileştirdik. Onların tarlasına teknolojiyi de soktuk. Güvence altına aldık. Onlar sorun değil. Onların sorunlarını bir kere biz çözmeliyiz. Ki bu da çiftçide para varsa herkes de var. Bu kadar basit.
Biraz önce ben de ona gelmek istiyordum. Yani esnafın sorunlarından uğraşmayalım. Çiftçi ne yapıyor? Bakın çiftçimiz bizim. Kazandığı parayı. Bizim çiftçinin kafası ne var biliyor musun? Adam hayvancılık yapıyorsa, eğer diyor biraz para kazanırsam diyor, bir tane yem karma makinesi almak istiyor. Ot biçme makinesi almak istiyor. Bakın yan sanayi kazanıyor. İşte biraz diyor buzağlara bir yer yapayım diyor. Rahat diyor. Biraz da ağırı büyüteyim diyor. Bunun altını diyor çamur diyor hayvana beton dökeyim diyor. Bakın esnaf kazanıyor. İslam yaratılıyor. Yani kazandığı parayı üretimi dayalı harcıyor. Şehirdeki çocuğuna destek veriyor. Tamam. Bakın ne kazandığı her parayı keyfi olarak harcayamıyor. Üretim için harcıyor. Senin için harcıyor bu parayı. Evet. Ya diyorum ki çiftçiye para vermekten korkmayın kardeşim. O çiftçi aldığı parayı tekrar piyasaya onun parasıyla dönüyor. Evet. Piyasa onun parası. Çiftçide para yoksa sanayide çekiş sesi gelmiyor. Bakın çiftçi para kazansın veya bir para ödensin. Gidiyorsun sanayide hareket oluyor. Adam traktörünün bakımını yaptırıyor, lastiğini değiştiriyor. Bütün herkes para kazanıyor. Abi Ankara'yı, kaynak orası. Ankara'yı bir nebze Konya'yı da İstanbul'u da İzmir'i de dışarıda bırakalım. Anadolu'ya gidin işte Tire'ye gidin, Samsun'da Havze'ye gidin, Çorum'da Sungurlu'ya gidin. Nereye gidersen gidin. Konya'da Yunan'a gidin, Altınekin'e gidin. Burada insanlar pancar parası, buğday parası, ayçek parası diye borçlanıyor. Çiftçi bu şekilde borçlanıyor. Oradaki sanayicilerde, mobilyacılarda, herkes de bu sistem üzerine sistemi kurmuş. Ama ana kaynak orası. Evet. Ya çiftçi de varsa herkes bunlarda da var. Basit. Evet. Eğer çiftçi para kazanıyorsa Konya'daki tarım makinesi üreten firmada çiftçi para kazanıyorsa onlar benim çözüm önerilerim var. Birkaç tane zaman kalsın diye onları hızlı geçersek. Şu anda daha vaktimiz var abi. Bir reklama da gideceğiz. Reklamdan sonra tamam. Çözüm yollarına gideceğiz ama şu soruyu da size sormak istiyorum. Belki alanınız değil ama şimdi şeker fabrikaları para kazanmıyor diye özelleştirildi. Zarar yapıyor. Şeker fabrikalarını özel sektör zarar eden şeker fabrikalarını neden alıyorlar? Bunlar enayi mi? Bunlarda akıl mı yok, fikir mi yok? Zarar eden şeker fabrikalarını özel sektör niye alıyor? Eğer zarar etmiyorsa, yönetimsel olarak zarar ettiriliyorsa bunların sorumluları hakkında bir yasal işlem yapılamaz mı? Özel sektörün bu kadar çok parası varsa neden ilave istihdam yapmak için şeker fabrikaları kurmuyorlar? Şeker fabrikaları tek şeker üretmiyor. Hayvancılıkta çok önemli, maya sanayinde önemli, alkol piyasasında önemli. Birçok ürün var. Toprağa can veriyor, atmosfere can veriyor. Birçok sektöre hayat verirken şeker fabrikaları üzerinde şeker pancarına savaş mı açıldı? Şimdi Recep Bey, bırak zarar etsin. 10 lira zarar ediyor. Ama 100 lira kazandırıyor. Bakın zararı varsa. Çünkü bakın bunlar şuradan örnek alalım. Bir zamanda SEK vardı. Süt Endüstrisi Kurumu. Aynı evet. Şey. Dediler ki SEK zarar ediyor, satalım. Ne oldu? SEK varken, Süt Endüstrisi Kurumu varken denge vardı. Bir denge olsun. Piyasayı regüle ediyordu. Bakın piyasayı regüle ediyordu. SEK gitti, dengeler bozuldu. Evet, i̇şte balık. Birlikler, bir tarış. Zarar ediyor zarar. Ya tarış bırak zarar etsin. Ama o kadar çok getirisi var ki. Yani zararının belki 100 kat Türkiye'ye kazandırdığı var. O üretici üretim yaptırıyor. Bakın burada şeker pancarı. Sadece şeker olarak bakmayın. Burada hayvancılığın gelişmesinde, bu bölgeye gelişmesinde bir kabayem katkısı sağlıyor. Daha birçok onların yarattığı artılar var. Yalnız eksisi olarak bakmamak lazım. Ha az önce dediğiniz gibi. Madem ki zarar ediyor bu. Neden alıyor adam? Evet. Zarar eden bir yer, bir meslek yani zarar ediyorsa alınır mı? Yani. Peki bu alanlar para kazanacaksa, şimdiye kadar olanlar kazanmıyorsa ya çalıyorlardır oradan, ya çalıyorlardı ya da beceriksizdi. İki tane nedeni var. Ya beceremiyorlardı orayı yönetmeye. Peki beceremiyorsa neden beceren adamları getirmediniz? Bir. Peki çalıyorlarsa neden bunlarla ilgili gidip de işlem yapmadınız, yasal işlem yapmadınız? Yani böyle bir şey olamaz. Yani ben şu sizin söylediğiniz noktadan devletin baktığına ben inanmıyorum abi. Şimdi neden bu konuda da neden ben inanmıyorum burada, biliyor musun? Ama yapılan çok yanlışlar. Bakın en büyük haksızlık şu şeker pancarı.
Bu şeker pancarı ne zaman para kazandırıyor? Şeker pancarı şeker olduğu zaman, ama burada 10 lira zarar ediyorsun. 30 trilyon zarar ediyorsun Türkiye genelinde. Evet. 60 trilyon zarar ediyorsun. Abi bu şeker pancarı toprak tarımsal üretime destek veriyor. Çok para kazandırıyor. Hayvancılığa ciddi bir destek veriyor. Burada çok ciddi para kazandırıyor. İthalata giden 5 milyar dolar hayvancılıkta sadece. Bu eğer şeker pancarının melası olmasa, küspesi olmasa, bu ülkede belki de çok daha fazla para gidecek. Bırak benim şeker pancarından 10 tane çocuğum var ve bırak bir tanesi yaramaz olsun. Ama sen onu evlattan atabilir misin? Atamazsın. Çünkü diğer 9 tane sana kazandırıyor. Tabii sadece ekonomik açıdan bakmamak gerekiyor. Sosyal açıdan tabii da bakmak gerekiyor. Tabii sosyal bakmak. O yüzden diyorum yani, sosyal bakmak. Yani öyle haksızlıklar. Bakın en çok içimi sindiremedim bir şey bile Recep Bey. Bu meraların kiralanması bizim için ilgili hislerim verilme dedim ya. Şimdi neymiş? Kiralanacakmış. Yani eli çantalı birisi Türkiye'nin bir yer yerinden Tire'ye gelecek, Ankara'dan birisi o merayı kiralayabilir. Yok arkadaş öyle bir şey. O mera o köyündür. O köyünün zamanında bağışlamışlar. O köyün kuyun malı. Ha onlar bir kere kooperatiflere tahsis edilmeli. Bedelsiz. Verin bana. Benim iş makinelerim o meraların hepsini ıslah edeyim. Hepsini de yem bitkisi üretir hale getireyim. Zaten kooperatifin kimdir? O köyünün kuruluşu. O köylü de ortak oraya. Bakın oraya böyle kalmamalı tabii. O meraların şu an yazık günah o topraklarda. Ama işte burada reklam edeceğim abi. Reklamdan sonra bölmemek vallahi için bilemiyorum. Şey yapacağım. Daha süremiz var. O yüzden ben tek konu kaldım ki yetmeyecek biliyorum süre. Bundan sonraki boyutta çözüm yolları konuşacağız. Ama Betler'de ne kadar mera varsa kooperatif olarak hepsini kiralayacağım. Paramla kiralayacağım. Ama niye ben parayla kiralayayım ya? Ben bu devletin kurumuyum. Bana yapıyoruz. Bedava verilmeli bu ya. Bedava verilmeli, bedelsiz verilmeli. Ama bir eli çantalı birini sokmayacağım tireye. Yani burada bir de şu konu var. Meraların kiralanması, meraların satılmaya çalışmasının altında da işte ben defalarca programlar yaptım, o kadar program yaptım, yalvardım çiftçiye. Ne olur şu büyükşehir yasasına engel olun. Mahalle olmak sizin işinize gelmeyecek. Yarın vah vah diyeceksiniz dedim. Şu anda vah vah diyorlar. Biz de reklam diyoruz. Reklamlardan sonra sevgili Mahmut Özkiyörük'ten çözüm yollarını alacağız. Türk tarımına yenilikleri sunan Alparslan Tarım'ın sunduğu Tarım Masası devam edecek. Yarım asırdan beri hep daha kalitelisini, hep daha verimlisini üretiyoruz. Çünkü biz bu toprakları seviyoruz. Üstün teknolojik makine parkı ve tecrübeyle %100 müşteri memnuniyeti. Modern tarım makinelerinin adı Şakalak. Tarımda lider takım. Standartlar değişiyor. 55, 65, 75 beygir güçlere sahip 4 silindirli 3 farklı model seçeneği. Standart Power Shuttle sistemi. Düşük yakıt tüketimi. Common Rail akıllı motor. Yüksek hidrolik kaldırma kapasitesi. Geniş servis ağı, bol yedek parça. Daha fazlasını isteyenlerin tercihi. Bölge bayi Emin Ercanlar Limited şirketi. Gelecek biziz.